Gerçekten döndüğü Musa ceza sahası içerisinde en tehlikeli pozisyonu Çetinkaya yarattı. Evren, sağ tarafta boşluk var. Şimdi Murat ceza sahasında tehlikeli pozisyon. Murat dışarıya attı. Şimdi Bahçı. Bahçı'nın pası yerden. Güzel bir pas. Esin kaleciye karşı karşıya. Esin dışına çekti. Kerman ve gol. Esin getirdi, Şerman'a bıraktı. Adeta aldı at dedi Esin. Bu golü hediye ediyor Şerman'a. Dakika 28. Atatürk Stadı'nda sarı kırmızılılar 1-0 öne geçiyor. Çetinkaya 1, Yenicam 0 oluyor. Frimda'ya itirazlar var ama sağ kanattan müthiş bir atak izledik. Esin Solay topu önüne aldı, ceza sahasına girdi. Kaleci Ali ile karşı karşıyaydı ama vurmadı. Geriye doğru kesti. Şerman müsait pozisyondaydı. Daha uygun pozisyondaydı ve Şerman affetmiyor. Şerman'ın golüyle Çetinkaya Yenicam'ın karşısında 1-0 öne geçiyor. Ceza sahasında bu kez Murat yerde kaldı ama bayrak kalktı bu pozisyona. Elle kontrol var diyor yardımcı hakem Mustafa Öztugay. Şimdi Şerman çabuk oynasa Çetinkaya tehlikeli olabilir. Şerman aldı topu. Bahçı sol taraftan kaçıyor. Şerman kendisi gidiyor. Bıraktı Bahçı'ya. Bahçı ceza sahasına yaklaşıyor. Bahçı vurdu yerden. Kaleci Ali Duvarcı. Sağ kanada Murat. Murat ceza sahasına tehlikeli pozisyon. Murat gole gidebilir. Sol anında savunma. Şerman uzun oynayabilir. Sağ kanada. Esin'in arkasında Josef var. Tek top oynadı. Musa'ya doğru. Musa gole gidebilir. Musa vurdu. Ali top dışarıya gidiyor. Erdinç aldı. Erdinç. Sol tarafa döndü. Bahçı. Bahçı ceza sahasına vurabilir. Vurmadı. İkinci pozisyon. Bahçı önünü aldı. Bir kez daha. Bahçı gol. Nefis bir gol. Resital yapıyor adeta. Bahçı ayağa kaldırdı tribünleri. Çetinkaya 2-0 yapıyor. Dakika 43. Bahçı skoru 2-0 yaptı. Gerçekten çok güzel hareketler, klas hareketler Bahçı'den. Çıkamadı. Tekrar Erdin. Sağ kanadı kullanıyor. Çetinkaya bir faul, serbest vuruş. Karıştı oraları. Ayağında bir problem var. Musa'nın Josef o bölgede. Josef gelmişti, bir anda karıştı orası. Musa'nın ayağını işaret ediyorlar. Acilen setliğe oyun sahası içerisine girdi. Josef'i de o bölgeden uzaklaştırdılar. Bir anda karıştı. Bakalım Fehim dayı ne karar verecek? Musa yerde. İlk yarıda 45 dakika doldu. Oyun anında bir karışıklık var. Fehim dayı o bölgede Musa yerde arkadaşlar bakıyor. Ali Duvarcı Josef'i aldı, orta alana kadar getirdi. Josef kırmızı kart gördü. Oyun sahasından alınıyor. 45. dakika dolduğu an Josef'e tepkiler var tribünlerden. Hemen demir kapının soyunma odasına açılan kısmının önünde bir kargaşa yaşanıyor orada ve Yenicami taraftarları bu kargaşaya katılıyor ve bir anda sahanın hemen önünde kapalı tribünlerin protokolün önünde arbede yaşanıyor. Dileriz ki bu arbede büyümez. Bir anda orası karıştı. Yenicami taraftarlarla geldi. Çetinkayalı taraftarlar bakıyorum. Daha sakin. Bir anda karıştı. Josef'in oraya doğru geldiği anda karıştı hemen sağının önü.
Joseph kenarda yedek kulübesi içerisinde. Ali duvarcı getirmişti Joseph'i. Sakin bir şekilde ama tepkiler geldi Joseph'e. Bir şeyler oldu orada ama ardından tepkiler büyüdü. Yeniden bir taraftarı geldi ve o anda bir karışıklık adeta arbedeye dönüştü. Tabii net bir şekilde ben de buradan göremiyorum. Protokolün hemen arkasında basın tribününde arkadaşlar kalktılar. Ön taraftan da kalabalık. Yaşananlar gerçekten bir anda herkesin sinirleri adeta boşalıverdi. Sedyeyle acilen götürülüyor. Hemen sanıyorum hastaneye yetiştirilecek. Sedyenin üzerinde bir kalabalık. Fotoğrafçılar orada ve Musa'yı derhal hastaneye kaldırıyorlar. Dileriz ki çok önemli bir sakatlığı olmasın ama büyük bir tepki var Çetinkaya taraflarından da. Evet, yavaş yavaş olaylar duruluyor. Güvenlik güçlerinde müdahalesi vardı. Herkesi sakinleştiriyorlar artık ama Musa'nın aldığımız habere göre biraz durumu ciddi görünüyor. Dileriz ki herhangi bir kırık olmasın ama ve ilk 45 dakikayı da bitirdi bu kargaşadan sonra. Bu pozisyondan, bu olaydan sonra Beyim Dayı da ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Bunun arkasında 51. dakika köşe vuruşu kullanıldı. Cenah sahasında tekli top. Yardımcı hakemin işareti. Pas uzun oynadı. Esin, Şerman, şimdi Bahçı vurdu, top dışarıda. Uzun bir top ceza sahasına. Hasan çıktı. Serkan uzaklaştırıyor. Behiç, çabuk oynamak istiyor Yeni Cami. Behiç, ara pası ceza sahasına, gol pozisyonu, Hasan çıktı, top dışarıda. Esin açtı top, Esin ceza sahasında, Esin geriye bıraktı, Erdiç önünde buldu, gol pozisyonu, Erdiç 3-0. Yine Esin'in katkısı var, Esin gol atmıyor ama attırıyor bu akşam. Erdinç gol yapan isim. Kale sahasında Erdinç skoru 3-0'a getirdi. 65. dakika Atatürk Stadı'nda adım adım Çetinkaya şampiyonluğa gidiyor. 3-0 oldu skor. Şerman sağ tarafa bıraktı. Tunç tehlikeli gelişiyor yine Çetinkaya sağa. Tunç yaptı ortasını yerden. Gol pozisyonu vurmalı. İkinci pozisyonu Esin 4-0. Esin 4-0 yapıyor. Bu kez de Bahçı vurmadı, Esin'i attırdı. Çetinkaya da gol makineleri işliyor bu akşam. Ve skor dakika 67'de 4-0'a geliyor. Serkan, Serhan'a bıraktı. Serhan, şimdi Şerman, uzak mesafe kaleye topu biraz ayağına açtı. Şerman, sert vurdu ve nefis bir gol de Şerman'dan geliyor. Geçti savunmayı, önünü açtı. Ceza ayına yaklaşırken çok sert vurdu. Kaleci Ali bu pozisyonda sadece baktı ve Şerman'ın golüyle skor 5-0 oluyor. Dakika 79, Şerman'ın golü fark 5'e çıkıyor. Evren döndü. Evren'in pası şimdi atacağım. Tekrar Evren. Bıraktı İbrahim'in önüne. Sert vurdu İbrahim. Savunma kaleci. Kaleci Hasan Piro. İnkayata. Serhan kaleye baktı. İkinci pozisyon. Şimdi ceza sahasına. Serhan vurdu kaleci Ali. Şerman götürüyor. Ceza sahası Esin, altı geliyor mu? Esin açıyordu, top dışarıda.
Esin topu pası, Hüseyin gidiyor, Hüseyin ceza sahasına. Hüseyin yerde kaldı, devam diyor Fehim dayı. Ve maçı bitiriyor şampiyon Çetin Kaya. Yeni cami final niteliği olan bir karşılaşmada 5-0 mağlup ediyor ve Çetin Kaya ligin bitimine bir hafta kala 64 puana çıkıyor. Yeni cami 55 puanla kalıyor ve 9 puanlık fark son haftaya girerken